Acaba bu videodan sonra beni indirirler mi yoksa ağzımı mı kapatmaya çalışırlar bilemiyorum. Bu kadar da komple teorisine gerek yok deyip hemen videoya başlayacağım. Şimdi sevgili dostlarım bir iyi haberim var, bir de kötü haberim var. Önce kötüyle başlayacağım. Biliyorsunuz ki Amerika ekonomik olarak Çin'in güçlü olmasını istemiyor. Çoğu kanatta ambargo uygulayıp önünü kesmeye devam ediyor. Hatta bu iş fabrikanın Amerika'da kurulmasına kadar gidiyor. Ama şöyle bir gerçek var. Son dönemki olaylardan sonra bilgisayar parçaları, donanımlar, birçok teknolojik ürün 2 aya kadar zamlanabilir. Birçok markada çalışan arkadaşım var. Onlarla konuştum. Kimisi pazarlama müdürü, kimisi farklı görevlerde. Bana dedikleri şu. Tedarik sürecinde Çin'den ürün getirtmeye kalktığımızda büyük bir sıkıntı yaşayacağız. Talebi birçok yer karşılamayacak hale gelecek ve fiyatlar illaki artacak. Mesela 500 liraya B450 anakart alabiliyorken sen onu belki de 700 liraya alabilecek hale geleceksin. Şimdi burada ana etmen koronavirüsü. Bu 77 bin kişi en az 5 kişi tanıyor olsa yarım milyon insana kadar gider bu. Aslında burada hem popülasyonu kontrol etmek anlamında koronavirüsünün çıkışı bir etmen olarak gözüküyor. Ek olarak Çin bunu bahane edip maliyetleri arttırabiliyor. Nereden bakarsan bak burada kazanan yine devlet oluyor. Bir başka teori de şu şekildeydi. Birçok ülke Çin'den ürün satın almayı bıraktı. Kargolar gelmiyor, bir şeyler artık engelleniyor. Fakat bu ürünleri illaki almak durumunda kalan ülkeler var. Sonuçta kendisi üretemiyor. Yedek parçasından tut da otomotive kadar her şeye bakıyor bu sektör. İşin nihayetinde bu korona muhabbeti son bulduğu an fiyatlar bence tavan yapacak. Bir noktada piyasanın beklentisi bu şekilde. Ek olarak gelelim dolara. Babacım hani sabit kalacaktı dolar? Şu anda 6.2, Mayıs'ta çok daha fazla artacağını söylüyorlar. Ben uzman değilim. Yani kalkıp doları analiz edemeyeceğim. Ama yavaş yavaş arttığını görebiliyorum. Zaten 7 TL üzerinden birçok parça fiyatlandı. Yani dolar 6.5 olduğunda ekstradan da fiyatları arttırıyorlarsa yani söyleyebileceğim bir şey yok. Burada zarar gören her zamanki gibi bizler oluyoruz. Hatta bir arkadaş şey demişti. Ya yeter yani bugün 5000'e 6000'e bilgisayar topluyoruz. Şaka maka bayağı muhabbet de etmiş olduk sizlerle. Şimdi gelelim en önemli mevzuya. Acaba Intel 10. jenerasyonda bizlere neler sundu? İyi haberimiz buydu. AMD zamanında Bulldozer serisinde nasıl tökezlediyse şimdi de Intel aynı kaderi paylaşıyor. Açık konuşacağım dostlarım, buraya Intel'i gömmeye gelmedim. Zamanında 2. jenerasyon işlemcilerle çok da güzel işler yapmıştım. Söz konusu siz olunca ve cebinizden ekstra para çıkıyorsa ister istemez sinirleniyorum. O yüzden bugün eleştiride olacak takdir ettiğim kısımlarda. Intel'in 10. jenerasyon işlemci ailesi geliyor biliyorsunuz ki. Kod adı hemen ekranda. Standart olarak 9000'den sonra 10000'e geçiş yapan Intel'in işlemci isimleri karmaşık bir hal almaya başladı. K, KF ve F derken kod sonuna gelen bu harfler ne ifade ediyor? Birçok arkadaşımızdan bu konularda sorular gelmekte. Artık seçim yaparken bunlara da dikkat etmeniz iyice gerekiyor. Şimdi Intel'de dahili grafik bulunan bulunmayan, çarpan kilidi açık ve açık olmayan işlemciler var. K harfli 125 watt TDP değerli işlemciler açık bir şekilde geliyor. Peki nedir farkı? Birinde overclock yapabiliyorken kapalı olan da işlemci sana ne sunuyorsa onu alıyorsun. Ek olarak şunu da anlatayım. İşlemci sadece F harfini almışsa kapalı ve dahili grafik birimi bulunmuyor anlamına geliyor. Harfsiz ya da sadece K varsa iGPU bulunmakta. Intel'i overclock genişliğinde AMD'den daha başarılı bulurum. Hatta bazen %40'ı bulan ek performans artışı yakaladığım işlemciler elimden geçmişti. Ben Intel'deki bu geri kalmış pazarlama stratejisini hala anlamıyorum. i3, i5 gibi çerez işlemcileri hız aşırtıp daha güçlü işlemci almaktan vazgeçmeyelim diye hemen kilitliyorlar. Açık gelen işlemcilerin fiyatı ise gerçekten yüksek oluyor. Peki neden AMD, Ryzen 3, Ryzen 5 gibi işlemcilerde her şeyi açık olarak sunmakta? Burada Intel aslında bize şunu söylüyor. Daha yüksek performans istiyorsan keseni açacaksın, i7'ye geçeceksin. Bu yaklaşım senelerdir aynı. Hoş gerçi Skylake muhabbetini hatırlarsınız dostlarım. Onun öncesinde de eski jenerasyonlarda benzer muhabbetler dönmüştü. Yazılımsal kırma ve BIOS modifikasyonu gibi konular gizli de olsa dolaşıyordu. Ekrana yansıtacağım haberde Intel'in buna izin vermemek için nasıl hızlı davrandığını görüyoruz. Gelelim işlemcilere. Burada Amiral gemisi 5.3 GHz boost hızlarla gelen 10900 işlemcisi. 10 çekirdek 20 izlek işlemci çift kanal 2933 MHz DDR4 bellek destekte gelmekte. Ne yazık ki AMD'nin sunduğu yüksek bellek frekans kontrol desteğini göremiyoruz. Bu arada sadece tek çekirdekte sunuyorlar yüksek boost hızları.
ve burada da Turbo Boost Max 3.0 teknolojisinden faydalanıyorlar. Ek olarak soğutma potansiyeli de burada önemli bir faktör. Nerede frekans düşüyor, nerede çıkıyor görmek lazım. i7 kanadına geçtiğimizde 10.800K ile karşılaşıyoruz. 8 çekirdek, 16 izdek. Bu işlemci 5.1 GHz hızıyla merhaba derken i5'te ise 10.600K'yı görüyoruz. 6 çekirdek, 12 izdek. Sevgili dostlarım, fark ettiyseniz üst segmentten alta doğru inişlerde hem frekans düşüyor hem de toplam ön bellek değerleri değişiyor. Zaten tabloda bunu fark edersiniz. Vallahi hiç i3'e girmeyeceğim ama Türkiye'de G serisi işlemciler uygun fiyatlı sistem toplayanların ilacıydı ve hala 2 çekirdek 4 izlekte çakılıp kalmış. Neden 4 değil? Bu soruyu sormadan edemiyorum. Ne yani i3'te %10 %20 daha fazla performans alacağız diye 300 lira herkes veremeyebilir. Bu arada 2 ay içerisinde Z490 anakartları ufaktan görmeye başlarız. Yeni işlemciler haliyle epey güç istiyor ve mesela 125 watt TDP ana frekans için düşünürsek işlemci daha yüksek yük durumlarında haliyle daha fazla güce ihtiyaç duyabilir. Tabi bunları kontrol etmek lazım. Hem güç kaynağı hem de senelik güç tüketimi dezavantajı var burada. O yüzden kilitli 65 watt TDP'li işlemciler tercih edilebilir. En merak edilen konu ise soket tipi. LGA1200 soket tipli anakartlara geçmek durumu doğuyor burada. Her daim yeni anakart satın almak zor bir durum. Gerçekten bunu anlayabiliyorum. AMD'de tek yapman gereken anakart sökmeden BIOS atıp işlemciyi takmak. Artık durum öyle bir noktaya gelmiş ki forumlarda falan çok dalga geçmişler. Resmen şey demişler, bir başka aşırı güç çeken 14 nanometrelik işlemci. Peki Intel seni anakart değiştirmeye, yeni işlemci almaya zorluyorken AMD neden soket değiştirmeden çarpan kilidi açık işlemciler sunmaya devam ediyor? Birbirine zıt ilerleyen iki markada olumlu çıkarımlar daha fazla artması lazım. AMD FX serisi ısınıyordu, fabrikasyon sürecinde gerideydi ama ne yaptı? Fabrikasyon sürecinde Intel'in belini kırdı. Öne geçti ve Intel arayı hala kapatamıyor. Daha sonra Intel ne yaptı? Cofilex serisinde ya bu adamlar çok çekirdek sunuyor, biz de hemen sunalım dedi. Bu çekişmenin kazananı yine biz olduk. Lakin insanlar artık şuna ihtiyaç duyuyor. Soket değişmesin, çarpan kilidi açık olsun. Kafama eserse ben overclock'umu zaten yaparım diyorlar. Zaten 21. yüzyıldayız, artık bunu hak ettiğimizi düşünüyorum ben de. Sevgili dostlarım, ben elimden geldiğince fikirlerimi paylaştım. Tedarikçilerden ve markalardan aldığım duyum parça fiyatlarının artacağı. Ben bilgisayar ve donanım üzerinden konuşuyorum. Telefonda da illaki bunun yansımasını göreceğiz. Evet, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Neler düşünüyorsunuz yorum olarak bekliyorum. Hepinizi de çok seviyorum. Sitemizi de bekliyorum. Bu nasıl bir kapanış cümlesiydi?